Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History değil, farklı bir Türk oyunu hakkında bir içerik incelemesi yapacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. İnceleyeceğimiz oyun bu. Ben sepet ekledim, eğer beğenirseniz sizlere bu oyunun incelemesini ve tanıtımlarını sunmaya çalışacağım. Kendisi Age of History'den biraz daha çeşitli özelliğe sahip. Yine bakacağız. Şöyle hatta videosunu gelin bir inceleyelim dostlar. 7 dakikalık bir videosu var. Şimdi görüyorsunuz ki haritası bu şekilde. Com Campaign Multiplayer versiyonu falan da mevcut. Kendine ait bir senaryo ve türleri de mevcut aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın burada dünya fethi var. Money, para konuşması, quiz, sınavlar falan var. Kendine ait oluşturulmuş bir senaryo ve serbest dünya arkadaşlar. Hikaye olmaz. Sadece boş bir şekilde takılırsınız anlamına geliyor. Yani tarihseli kapatmış olarak düşünebilirsiniz. Aynı şekilde oyunu bu şekilde başlatıyorsunuz. Ulan biraz sinirlendim. Gerçekten kusura bakmayın dostlar ya. Yani son zamanlarda biliyorsunuz benim hiç sinirlendiğimi gören arkadaşlar olmamıştır genelde. Zaten insanların tatilde olup videolarımı izleyememesini hoşnutla karşılıyorum. Ve bunun üzerine bu gelince bir de garip oluyor gerçekten. Yani yapılmaması gereken. Bu arada menüsü bana çok fazlasıyla tanıdık geldi. Sizlere de tanıdık gelmiştir. Domination'ı aşırı bir şekilde andırıyor dostlar. Acaba Domination'ı aynı altyapıyı mı kullanmadı? Değil. Yani düşünmedi değilim açıkçası. Ama fark ettiğin üzere şehirleme sistem var. Yani üzerine getirdiğinde böyle seçebiliyor. Building Organize, hatta oyunun sesi varmış. Şöyle bak. Evet, oyunumuzun sesi bu şekilde. Biraz gerici müziği var. Ama bak bir şey fark ettiniz mi dostlar? Domination'da şöyle bir sistem yoktu yani. Enemies düşmanlar olarak ayrılmış. Müttefikler olarak ayrılmış. Ve savaş olarak ayrılmış sistemi yoktu. Artık var. Ama biraz şey kötü görünüyor ya. Haritalama biraz kötü görünüyor. Şey var burada. Paramız. Dışa aktarım. İçe aktarım aynı şekilde. Borçlarımız. Vergi. Taksız vergiler galiba. Ya da evet, borçlar. Trade volume. Garip biraz. Burada vergileri arttırabiliyorsunuz. Burada araştırma slotu var. Uçaklar. Tekneler. Tanklar. Ve aynı şekilde güdümlü füzeler. Burada dronlar, fighterlar falan araştırabiliyorsunuz. Yani Domination'a biraz benziyor. Hatta Domination'dan biraz daha güzel menü ve ayrıcalığa sahip kendisi. Menü bakımından falan her şey güzel bence diye düşünüyorum. Ve bunlar araştırma şeyine para istiyor bize, görüyorsunuz ki. Ve hemen araştırmıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Araştırmada 682 yazıyor mesela, örnek verecek olursak. Garip, güzel. Ben beğendim ama o hoşunuza giderse. Şu an çünkü almadım, sebebi Steam kütüphanesinde oldukça değersiz olarak gözüküyor arkadaşlar oyunu. Yani hiç kimse beğenmemiş oyunu. Ondan dolayı şimdi dedim alsam saçma olur. Önce bir inceleyelim. Eğer isterseniz sizlere videosunu çekerim. Her farklı versiyonunu sunmaya çalışırım dostlar. Bakın burada şeyler falan var. Araçlar var ve burada Nature Bomb, Antimatter Bomb, İcrem, bunlar garip şeyler ya. Ben beğendim. Şöyle biraz ileri saralım. Bakalım neler var. Bakın buralarda aşağıya şöyle incelersek ajan var da belli olmuyor tam. Production. Evet, burası da bizim şey. Üretimlerimiz. Görüyorsunuz dostlar. Ne kadar maliyet falan olduğu falan yazıyor. Hem hızı, attack range. Yani bence oynanması gereken güzel bir oyuna benziyor ama videolardan biliyorsunuz. Normalde videolar clickbait olur bu tür oyunların. Üretimleri falan mevcut. Böyle tıkladığın zaman üretim yapıyor. İleri saralım biraz. Roketler falan var. Uzaya gidebiliyor mu acaba ya? Organizasyon. Avrupa Birliği, NATO, Şangay. Aa, şey var. Turan grubu var burada. Birleşmiş Milletler. Afrika Birlikleri herhalde bunlarda. Lan Turan var burada. Turan'ı eklemiş. Tabii yapan Türk oyunu yapımcısı olunca ekleyecek tabii kardeşim. Başka kim ekleyecek buna? Ulan var ya. Herkesten bekler. Yani herkesten diyorum, pardon. Küçük kanallardan bekler. Ondan beklemezdim. Bu kadar da düşmezsin be kardeşim ya. Bakın burada arkadaşlar askeri sistem, öğrenim, politikalar, religion, neydi lan bunun anlamı? Neyse. Siz de yorumları yazarsınız. Ekonomi, sağlık. Bu neydi ya? Ve nüfus. Bayağı geniş çaplı bir şey ama biraz daha düzenlenebilir ya. Ne bileyim, böyle aşağı kaydırmakla uğraşmayalım. Şöyle bir yerlere sabitle. Bunlar da burada bir yerde kalsın. Ama hepsinin simgeleri aynı. Bu neymiş? Aa bak. Arkadaşlar kendinizi geliştirebiliyorsunuz. O az önceki mevcut kutunun üzerine bir şeyler inşa koyabiliyorsunuz.
Ama bunun oyundaki değeri ne? Tam olarak bunu bir öğrenebilir miyim ben? Agents. Ajan. Arkadaşlar HOI4'taki ajandan bakalım daha ne kadar iyi olabilir. Göreceğiz. HOI4'taki ajan sistemi herkesten iyi bu arada. Yani EU4'taki casus yapılandırma var ya. O normal standart. HOI4'teki max yani 100 level. Ama işte şeyleri beğenmedim ben ya. Böyle bakış açısı kötü. Bu haritayı biraz daha düzenlenebilir. Yazı fontları falan da kötü. Gerçekleri konuşmak gerekirse arkadaşlar. Daha güzel olabilir ya. Kesinlikle daha güzel olabilir. Keremgil'e vereceğim bunu. Şöyle tak 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 hepsini yapacaklar. Ordu. Anladığım kadarıyla böyle kendi şeylerine bakabiliyorsun mevcut değerlerin. HOI4'taki mekaniğin aynısı burada da var. Bence iyi bir şey. Buradan direkt olarak diktör var atabiliyorsunuz dostlar. Şu an savaşa girdik mesela. Girdik mi? Çin'i alamayız ki. Az önce gördüğünüz mevcut birliklerin gücü falan yazıyordu. Arka bak harita bozuk. Düzeltilmesi gerekiyor. Bug'lı falan yani. Ha, şu tanklara falan bakar mısınız? Tam konumlandıramamış ama çok güzel bir şey çıkartabilir bence. Haritayı değiştirirse, haritayı biraz daha düzenlese daha güzel şeyler çıkartabilir. Biraz renksiz ve soluksuz yani anlatabiliyor muyum? Şimdi öncelikle şöyle gelin. Hayra arkadaş yapmış bu arada. Haritası böyle. Yani şey oyuna başlangıç şekli menüsü. Buradan direkt olarak hikaye modunda başlatabiliyorsunuz. Yani günümüzde olan tüm olayları sizlere gösteriyor. Burada aynı şekilde sonraki dediğimizde baktım 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı versiyonu var. Güzel. Devam. Yükleme menüsü. Aynı şekilde araştırma bölümü. Production'lar. Politikalar. Yani güzel bir şey çıkartabilir ama haritayı değiştirmesi kesinlikle tavsiye edilmesi lazım. Ne kadar deneme fırsatım oldu. 15 dakika Türkiye ile Almanya'yı fethettim. Bu kadar kolay olmamalı. Türkiye ile Almanya'yı fethedemezsin ki. Savaş otomatik olur. Eğlenceli değil. Real time ve gerçek haritada oynandığı için süper novalar. Süper power tadını alırım sanmıştım. Ancak maalesef öyle olmadı. Geliştirmeye devam edin. Rahat rahat vakit geçirmesi oynayacak oyunların arasında. Güzel yere gelebileceğine inanıyorum. Umarım çalışmasına devam ederse kötü yorumlara alış etmeden başladığı yolda devam etmesini biliyorum. Etmesini diliyorum. Bunlar ben bu arada bana verdiler arkadaşlar. Bunu oynarsın. Love, Rock and Roll. Ben anime kadar inanmıyorum. Gerçek değiller onlar. Biraz mental olarak çöküntülük yaşıyorum. İzlenmeler az olunca ürettiğim içeriğin normal şartlarda izlenmesi gereken bir içerik. Yani genelde barajım 10.000. Benim barajım biliyorsunuz ki. Son zamanlarda biraz düşmeye başladı. Hatta 2 haftadır biraz kötü seyrediyor. Onun artmasını bekliyorum. Bir video içeriği üretiyorum sizlere. Sizlerden tek tavsiyem aşağıdan videomuzu beğenmeniz dostlar. Yorumlarınız varsa yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.